insanoğlu tevhidi yaşamı bozmuş, fıtri olandan uzak, kendine yeni bir düzen kurmuştu yine. Güçlünün ve sermaye sahiplerinin kurduğu bu yağma düzen içinde köleler, kadınlar, kız çocukları, yetimler, yolda kalmışlar için zorluk ve çöl ıssızlığı yaşanıyordu. Zulüm kıtalar dolaşıyor, fıtri olansa zenginlerin, güç sahiplerinin eğlencelerine meze oluyordu. Yeryüzü vicdani bir kuraklık yaşıyordu. İnsanlık bir imdat bekliyordu. Kırk yaşındaydın ve vahye muhataptın. Cebrail gelmişti ve yeryüzü şefkat peygamberine, cihat önderine kavuşmuştu. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni gençler, mazlumlar, yetimler anlıyordu. Hemen nübüvvet sancağının altına koşuyordu. Sen emindin. Çünkü en asılı düşmanların bile sana emanetlerini bırakıyordu. Sen doğru sözlüydün. Şu dağın ardında düşman var desem inanır mısınız dediğinde tereddüt etmiyorlardı ama vahye karşı, tevhide karşı putlaşıyor, katılaşıyorlardı. Kararan kalpleri sana ve inananlara karşı baskıyı ve zulmü artırmalarına neden oluyordu. Hüzün çökmüştü bir de omuzlarına. Sevdiklerin bir bir dünyalarını değiştirmişti. Hüzün yol arkadaşındı. Çünkü kalp hüzünlenir, göz nemlenirdi. Zulümler, baskılar şiddetleniyor, müminleri korumak için güvenilir yerlere gönderiyordun. Yesrib'de bir medeniyetin ilk tohumları atılmıştı ve hicret devleti getirmişti. Dünyanın ve insanlığın kalbi putlardan temizlenmeliydi. Yaşanması gereken değerler tebliğ edilmeliydi bütün insanlığa. Tarih, yeni fetihlere şahit olmak için gün sayıyordu. İnanmak mesuliyet isterdi, mücadele isterdi. Ve ilk mücadele Bedir'de başlamıştı. Nice ağızlar çoklara galip gelmiştir müjdesine mazhar olunmuştu. Atılan her adım bir müjdeydi. Bedir'den sonra sıra Uhud'daydı. Uhud imtihandı. Uhud bir dersti. Hasret sona yaklaşıyor ve Mekke Resul'ün müjdesini hissediyordu. Üzerine çöken bu kara bulut dağılmalıydı çünkü artık şirkin gözü korkmuştu. Vakti gelmişti. Adem Aleyhisselam'ın emanetini yeniden diriltmek için. Vakti gelmişti. Kabe'yi putlardan ve putlaşmış düşüncelerden temizlemek için. Vakti gelmişti. Dünyanın kalbini huzura kavuşturmak için.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ve çağlara sesleniyordu. Fetih yaşamaktır. Fetih, kalplere ilmek ilmek örtülen bir sevgi ağıdır. Fetih, sevgi ve kardeşliktir. Şimdi, gönülleri fethetmek için tıpkı Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi gayret etme vaktidir. Thank you.